Almanya'da alışamadığım şeyler part 30. Genelleme yaparsak, bütün ortamları hesaba katarsak Almanlar genellikle Türklere göre kesinlikle daha sessiz ve sakin bir millet. Sinirlenme, ses yükseltme, böyle bağırıp çağırma, gürültü yapma gibi konularda bizim gerçekten çok önümüzdeler. Ama bunun da bazı istisnaları var arkadaşlar. Sonuçta bir millet bu kadar içine kapanamaz. Şöyle Almanya'da yerel bir maç öncesi böyle taraftarların maça gitmek için bindiği trenlerden birine binin abi. Yani gerçekten inanamazsınız. Yani nasıl gürültü yapıyorlar, nasıl etrafı kokutuyorlar, birbirlerinin üstüne çıkıyorlar, böyle atlıyorlar, zıplıyorlar. Yani gerçekten Almanlar yani gerçekten çok farklı bir versiyona bürünüyor arkadaşlar. Maç günlerinde inanılmaz bir gürültü yapıyorlar. Yani gerçekten ben bir senedir Almanya'dayım. Ne trafik kavgası gördüm, ne sokakta bir kavga bir şey gördüm, ne bir bağırışma çağrışma gördüm. Ama yani şu olay gerçekten yani burada çok gözüme büyük geldi. Çünkü hiç görmemişim ki. Yani şaşırdım yani Almanlar nasıl böyle ses çıkarır? Yani sanki T1 tramvaydaki turistlerin yaptığı o gürültü gibi. Yani Türkiye'de biliyorsunuz T1 tramvayda klasik böyle görüntülü görüşen Arap turistlerin o çıkardığı gürültünün belki de iki katını, üç katını çıkarttılar. Yani ben böyle gerçekten şaşkınlık içinde kaldım. Yani bunların içinden ne çıktı böyle diye gerçekten şaşkınlık içinde kaldım. Almanların yine kısmen gürültülü olduğu ikinci bir alan daha var arkadaşlar. Bunlar da Weihnachtsmarktlar. Weihnachtsmarktlarda bunlar toplanıyorlar işte bir şeyler içiyorlar. Glühwein falan içiyorlar ama gerçekten hani sohbet muhabbet koyu gidiyor ama bilmiyorum bir şekilde yükseltiyorlar o sesi. Yani bir şekilde böyle yükseliyor bir anda tema yani. Ben anlamıyorum nasıl oluyor, ne oluyor. Ne konuştuklarını aslında gerçekten çok merak ediyorum ama pek fazla anlayamıyorum. Çünkü burada arkadaşlar Zeksiş denen bir diyalekt konuşuyorlar ve gerçekten telaffuzu gerçekten çok ilginç.